Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte şöyle motiflerden çok tatlı bir bluz çalışması yapacağız. Şöyle balon kollu motiflerimizle beraber. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz şeyler olursa Instagram sayfamızdan tabii ki de bize ulaşabilirsiniz. Yorum kısmından da aynı şekilde bizimle sorularınızı ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ve bluzumuzun, tatlı bluzumuzun yapımına başlayalım. İlk olarak sizinle kullandığım iplerin markasını ve renk kodlarını paylaşacağım. Kahverengi de kullandığım ipim Etrofil. Şöyle renk kodu. Bunları sizin için açıklama kısmında da tekrardan yazacağım. Pembe renk olarak Alize. Şöyle renk kodu da şurada. Daha sonra yeşil rengimiz var. Yeşil rengimiz için yine Etrofil'i kullandık. Renk kodumuz da bu şekilde. Beyaz rengimiz de Alize Cotton Gold. Renk kodumuz bu şekilde. Tığ olarak da 2,5 numara tığ kullanıyoruz. Modelimiz için toplam 30 tane motife ihtiyacımız var. Bu motiflerin 2 tanesi yarım motif. Yapım aşamalarını sizinle paylaşmıştım zaten bir önceki videolarımızda. Birleştirme işlemini de aynı şekilde sizinle paylaştım ama bildiğiniz farklı yöntem varsa bununla da birleştirebilirsiniz motiflerinizi. O hiç önemli değil. Şimdi ben size bu videoda şöyle koldaki şurada arttırma işlemini ve ilk sırasını göstereceğim. Daha sonra da şöyle bitişteki şöyle motif örneklerimizden şöyle küçük bir örneğimiz var, böyle koyduk. İsterseniz bunu dümdüz bir şekilde de örebilirsiniz. İsterseniz balon kol yerine düz bir şekilde istediğiniz işte bileğe kadar ya da dirseğinize kadar hani ne kadar istiyorsanız uzunluğunuzu o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey tabii ki de. İlk olarak birleştirme işlemini size göstermiştim ya, şöyle iki motifi birleştiriyoruz. Kalan iki motif şu öndeki sizin kol kısmını ayarlayacağınız yer oluyor. Aynı şekilde biz bir tarafı yaptık tabii ki de. Şimdi biz burada size hem aşamalarını göstereceğiz. Burada iki motifi birleştiriyoruz. Daha sonra kalan şurada kol ilmeklerini çıkarıp kol kısmını yapacağız. Bir de sadece şurada omuzda bir tane motif birleştirmesi var. Şu kadarcık yerde sadece. Şimdi biz şu iki tane motif birleştirmeyle başlayalım. Tekrardan hani burada görmek isteyenler için birkaç böyle birleştirme işlemini beraber yapalım şuraya kadar. Daha sonra kol kısmının başlangıcıyla videomuza devam edelim. Şimdi birleştirme işlemine yine burada şöyle 1, 2 ilmek sayıyorum. Daha sonra üçüncüye batıyorum. Çünkü burada 3 tane 4 tane yaptığımız hani sık iğnemiz vardı ya, 3. ile 4.'yü karşılıklı şekilde birleştireceğim ve aynı şekilde motifimin şuradan 2 ilmek karşılıklı olarak aşağıda kalmış olacak, yani eşit olacak. Şimdi diğer taraftan da yine aynı şekilde sayıyoruz, 1 2 ve şöyle 3.'ye denk gelen, yani hemen karşısından şöyle tığımızı geçiriyoruz. Şöyle kahverengi ipimizle ilmeğimizi geçirip bir zincir çekiyoruz. Daha sonra hemen yanındaki ilmeğe batıyoruz. Şöyle ilmeğimizi çıkarıp iki ilmeği bir örüyoruz. Bu şekilde birleştirme işlemine başlıyoruz. Yine aynı şekilde hemen karşıdaki motiften hemen sıradaki ilmeğimize batıp şöyle ilmeğimizi geçiriyoruz ve birleştirme işlemini bu şekilde devam ediyoruz. İki motifimizi bu şekilde birleştiriyoruz. Ben şöyle son kısmında tekrar beraber hem görün istedim. Şöyle devam ediyoruz aynı şekilde karşılıklı motifimizi birleştirmeye. Bu şekilde birleştirdikten sonra şu omuzda tek kalan motifimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi son gördüğünüz motifimizin ilmek yerine batıyorum ve bir zincir çekiyorum. Bu şekilde burayı bitiriyorum. Şimdi yapacağım sıradaki işlem aynı şekilde sadece şurayı birleştirmek, şu kısmı. Burayı da birleştirelim. Biz bunu birleştirdikten sonra şu kol kısmının yapımına başlayalım. Şöyle şu üst omuz kısmını da birleştirdik. Aynı şekilde iki motifi de birleştirdik ve şimdi kol kısmının ilmeklerini çıkaracağız. Bunları da şöyle hemen beyaz ipimizi alıyoruz. Başlangıç olarak şöyle şuradan başlayabiliriz. Hemen
Şöyle tığımızı geçiriyoruz. Beyaz ipimizi geçirip bir zincir çekiyoruz. 2 ve 3. 3 tane zincir çekip hemen yanındaki boşluğa batıyoruz. 1, 2. Trabzanımızı yapıyoruz. Aynı şekilde yine hemen şuraya, yani hatta şöyle orta kısmı diyeyim. Şöyle orta kısmına batıyorsunuz. 1, 2. Ama şurada sadece koltuk altında, şurada bir tane daha aynı yere batıyoruz. Yani aynı yere iki tane trabzan yaptık. Hemen yanına şurada da, şimdi koltuk altı tarafını tam düzenlemiş olacağız zaten. Bir tane daha trabzan yaptık. Şöyle hatta şurada da size göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi yaptık. Daha sonra. Şimdi trabzanı yaparken şu arka kısmı var ya ilmeğimizin. Şöyle ortadan değil de şöyle arka kısmından atmaya başlıyoruz. Buradan itibaren sayıyoruz. Bu 1. 5 tane öreceğiz. 1 tane arttıracağız. Bu ikinci trabzanımız. Şöyle. Şu üçüncü trabzanımız. Dördüncü trabzanımız. Beşinci trabzanımız. Ve şimdi buradaki yuvaya iki tane trabzan yapıyoruz. Bir tane arttırma yapmış oluyoruz böylelikle. İki tane trabzanımızı yaptık. Yine aynı şekilde şöyle ikinci trabzanımızı da düzelttik. Şimdi yine aynı şekilde 5 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle 1, 2, 5 tane trabzan yaptık ve bir tane arttırdık. Bu işlemi böyle devam ediyoruz yapmaya. Bu şekilde devam edelim. Şuradaki kısımda iki tane köşemiz var ya, oraya, şurada da göstereyim hatta. Bakın. Oraya, yani şu iki yere, bir buranın sonuna, motifin sonuna, bir de şuradaki motifin başlangıcına iki tane yapıyoruz. İki tane, bir tane buradan, bir tane de buradan arttırma yapmış oluyoruz. Şimdi oraya bir geleyim ben. Birkaç tanesini daha öreyim. Şimdi burada, şurada gördüğünüz gibi, şuraya iki tane trabzan yapıyoruz. Bir tam motifin sonunda, bir de motifin başlangıç yerinde arttırma yapmış oluyoruz. Daha sonra yine aynı şekilde 5 ör 1 arttır. 5 ör 1 arttır. Şu omuz kısmında arttırmayı beraber yapalım. Oraya kadar o şekilde 5 ör 1 arttır yapalım. Devam edelim. Şöyle şu sıra sonuna geldik ya. Burada yapacağım işlem şu. Şuraya toplam 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, aynı yere 3 tane trabzan. Hemen şu orta kısım geliyor ya, oraya 2 tane trabzan. Böylelikle hani birazcık da balon kol gibi yapmış oluyoruz. Buraya 2 tane trabzan. Hemen yanına 1 tane trabzan. Şöyle. Ve yine aynı şekilde yanına iki tane trabzan. Omuzda sadece bu. Bu şekilde. Şöyle. Şimdi burada yapacağımız işlem yine aynı şekilde. Şu birleşme yerine kadar 5 ör 1 arttır. 5 ör 1 arttır yapalım. Şimdi 5 ör 1 arttır yaptık. 2 tane şurada trabzanımız ekstra oldu. O hiç sıkıntı değil. Zaten bu balon kol olacağı için illa hepsinin düzenli olması da gerekmiyor. Şimdi şurada yapacağımız işlem şu. Yine motifimizin bitişinde buraya 2 tane trabzan. Aynı yuvaya 2 tane trabzan. Hemen ortaya yine 2 tane trabzan. Şöyle birleşme yeri biraz
arttırma işlemi 2 tane ve şöyle hemen motifin ilk başlangıç yerine de 2 trabzan. Ve buradan devamında da şöyle buradan devamında da sonuna kadar yine 5 ör 1 arttır. Bir iki tane trabzanınız normal kalır da 5'e tamamlayamasanız da sıkıntı değil. Bu sırayı tamamlayabiliriz. Şöyle son 4 tane trabzan yaptıktan sonra sonuncuya bir çift battım. Pardon, sonuncudan öncesine. Şuraya da yine aynı şekilde bir tane daha çift yapıyorum. Sayıyı 98'e tamamlıyorum. Bu kol kısmında siz de sayarak yapın aynı şekilde. Eğer eksik olursa şurada tamamlayabilirsiniz arttırma işlemi yaparak. Ya da baktınız yine dediğim gibi birkaç eksik varsa şurada 5 tane yapacağınıza mesela 3 tane tek bir tane çift yaparsınız. Hani o şekilde tamamlayabilirsiniz. Şimdi şurada sıramızı şöyle şu sonuncu çiftimi yaptıktan sonra zincir çektiğim yer vardı ya şöyle. Oraya batıyorum ve şöyle sıramı kapatıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra burada yapacağım işlem artık her boşluğa birer tane trabzan yapmak. Başka hiçbir şey değil yani. Bütün boşluklara birer tane trabzan yapıyorsunuz. Şöyle boşluğa batıyorsunuz ve trabzan yapıyorsunuz. Buradan sonra toplam 18 sıra bu şekilde örmüş olacaksınız. Her boşluğa birer tane batarak 98 tane trabzanınız olacak. Dediğim gibi yine sayarak da yapabilirsiniz. Hani arttırma işleminde baktınız birkaç tane eksiğiniz varsa eğer trabzanlarda aralarda hani sayarak gidin. Son kısımda da yapabilirsiniz onu, hiç sıkıntı değil. Orada arttırma işleminde 98'e tamamlayabilirsiniz sayıyı. Daha sonra işte her boşluğa birer tane trabzan batarak toplam 18 sıra öreceğiz. Şuradaki gibi. Şöyle 18 sıra örelim. Diğer son 2 sırada kesme işlemiyle videomuza devam edelim. Şöyle toplamda 18 sıra bütün ilmeklere teker teker batarak ben şimdi size 98 tane trabzan dedim ya, bunu kendi istediğinize göre ayarlıyorsunuz. Sadece yaptığım ölçüyü bilmek isteyenler için söylüyorum sayıyı. Yine istediğiniz gibi ilmekleri buradan istediğiniz sayıda çıkarabilirsiniz. Aynı bu şekilde kol kısmını yapmanıza gerek yok. Dümdüz örebilirsiniz ya da daha kısa yapabilirsiniz. Böyle balon kol gibi ben yapmaya çalıştım. Bu şekilde yapmak istemeyebilir. Daha kısa kol yapabilirsiniz. Yani bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Sadece benim yaptığım ölçüyü ve sayıları merak edenler için ben burada bunu söylüyorum. Şimdi burada kesme işlemi yapacağız 19. sırada. Burada şimdi bir ör, bir azalt yapacağız. Bu da çok basit zaten. Şöyle 3 zincirimizi çektik. Şimdi hemen dibine batıyoruz. Bir tane trabzan. Daha sonra bir exit yapıyoruz. Şöyle 2 ilmeği geçiriyoruz. Şu şekilde bakın. Bir yanındakinden ve bir yanındakinden. Bu 2 ilmekten önce ilmeğimizi geçiriyoruz. Daha sonra kalan ilmeğimizi yine trabzana tamamlıyoruz. Tekrar bir trabzan yapıyoruz hemen yanına. Daha sonra hemen yine şöyle ipimizi tığa dolayıp 1, 2 ve bu 2 ilmeği bu şekilde kesiyoruz. Yine aynı şekilde yanında bir trabzan, ipimizi doluyoruz ve 1, 2 ilmeğimizi alıyoruz. 1, 2 ve 3. Biraz bu üçlü trabzana da benziyor keserken yapımı. Bu şekilde 2 ilmeği bir keserek sıramızı tamamlayalım. Videomuza diğer sırayla devam edelim. Bir ör, bir kes. İşlemimiz bu şekilde. Şöyle bütün sırayı bir ör, bir kes şeklinde tamamladım. Toplamda burada 66 tane falan ilmeğim kaldı. Şimdi 20. sıradayım. Bu 20. sırada da 2 ör, bir azalt yapacağım.
Onu da yine 20. sıraya üst zincirimle başlıyorum. Hemen dibine bir tane trabzan yapıyorum. Hemen yanına bir trabzan daha. 2 tane trabzan yaptım. Şimdi yine kesme işlemi yapıyorum. 1 ipimi doluyorum ta. 1 2. Buradan 2 tane şurada ilmeği doladık ya oradan geçiriyorum ve 1 2. Bu şekilde kestim. Hemen yanına yine bir trabzan. Yanına ikinci trabzan ve kesme işlemi. Yine ipi doluyoruz. 1 2. Şuradan 2 ilmeğimizi aldık. 1 2. Bu şekilde kesiyoruz. Son bir kere daha beraber yapalım. 1 trabzan, 2 trabzan ve şöyle 2 ilmekten geçiriyoruz. 1 2 3. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Videomuza şöyle diğer sırayla devam edelim. Şöyle 2 tane örüp 1 tane azaltma yaptım 20. sıramda ve 48 tane trabzanım kaldı. Şimdi kutucuk yapacağım küçük. O da şöyle sıra sonunda şöyle 2 tane zincirim oluyor. Ve hemen şuraya dibine şu şekilde sık iğne yapıyorum. Daha sonra bir zincir ve bir tane atlayıp hemen yanına bir tane sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra bir atlayıp ikinciye şöyle sık iğne yapıyorum. Şu şekilde toplam 24 tane kutucuğumuz olacak. Bir tane atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp diğerine batıyorum. Bu şekilde bu sıramı da tamamlayayım. Daha sonra şöyle şu kenarı bu şekilde yapacağız. Şimdi burayı tamamlayıp kenar kısmıyla videomuza devam edebiliriz. Sıra sonuna geldiğimizde ilk zincir yaptığımız yer var ya oraya batıyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi artık kenar kısmını yapmaya başlayacağız. Bir zincir çekiyoruz. Daha sonra şimdi ilk boşluğa bir kere normal sık iğne yapıyoruz. İkinci boşluğa da aynı şekilde bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Ve üçüncüye şuradaki üçüncü boşluğa şöyle trabzan yapacağız 3 tane. 1 2 ve 3. Üçüncüye 3 tane trabzan yaptık. Dördüncüye 5 tane üçlü trabzan yapacağız. Sıradaki boşluğa yani. Şöyle 1 2 tane ipimizi doladık. Şu şekilde. Pardon. Böyle bir kere doluyoruz tığa ipimizi. Şu şekilde. Boşluğa yani dördüncü boşluğumuza battık. 1 2 ve 3. 3 kere de trabzanımızı yaptık. Yine ipimizi doluyoruz. Şöyle yine aynı yere 1 2 3. Üçlü trabzan yapıyoruz. Toplam 5 tane. Bu ikinci aynı yere 3. üçlü trabzan. Dört ve beş. Bir, iki, üç. Üç kere de çektik. Şimdi hemen yanındaki beşinci kutucuk var ya oraya da üç tane trabzan yapıyoruz. Normal ikili trabzandan. İki ve üç. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle altıncı kutucuk var ya oraya batıp şöyle bitiriyoruz. İlk yaptığımız kenarı bu şekilde. Sonra hemen yedinci boşluğa yine aynı şekilde şöyle batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Sekizinciye de aynı şekilde böyle normal batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Daha sonra yine aynı işlemi yapmaya başlıyoruz. İpimizi doluyoruz. Dokuzuncu boşluğa şöyle 3 tane trabzan yapıyoruz. Bu 2. Bu 3.
Şimdi 10.sunda 10. boşluğa şuraya yanındaki boşluğa yani üçlü trabzan yapıyoruz. Toplamda yine 5 tane. Şöyle 1, 2, 3. Yine aynı şekilde aynı boşluğa 1, 2, 3. Yine aynı şekilde 1, 2, 3. Toplam 5 tane üçlü trabzan. Bu 4. ve 5. Şimdi yine hemen yanındaki boşluğa da 11.'ye yani şöyle üçlü trabzan yapıyoruz batıp pardon 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu 2. ve 3. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Hemen yanına 12.ye normal batıyoruz. 13.ye normal batıyoruz. Ve yine aynı işlemi bu şekilde devam ediyoruz. Kenar süslemesini de kolda bu şekilde yapıyoruz. Şimdi biz bunu tamamlayalım. Daha sonra şöyle ön kısımdan trabzanlar yapmaya başlayacağız. Artık zaten bluzumuzun son kısımlarına geliyoruz. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra bluzumuzun ön kısmıyla da devam edelim. Ön kısımdan itibaren başlayacağız ve bütün etrafını şimdi beyaz ipimizle trabzan yaparak dolanacağız. Burada da başlarken ben şu köşeden başlayacağım. Şöyle şuradan sayıyoruz ya. 1, 2. Şöyle 3.'ye batıp şöyle başlangıç yerimi buradan başlıyorum. 1, 2, 3. Hemen yanından her boşluğa birer tane batarak trabzan yapacağız. Bu kadar. Her boşlukta birer tane trabzan. Şöyle yaparak ilerleyelim. Şöyle bir yarım motifte beraber yine tekrardan yapıma geçelim. Trabzanlarımızı bu şekilde ilerletiyoruz. Yarım motifimizi de beraber yapalım. Daha sonra yine aynı şekilde bütün etrafını dolanıyoruz. Şöyle hemen her boşluğa birer tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Burada yarım motifte şöyle her motifin yani şu kısımlar var ya buraya şöyle şuralara hep üçer tane trabzan yapacağım. 1, 2 ve 3. Hemen yanındaki yeşilin olduğu yere yine 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Şöyle görüyorsunuz. İlerliyoruz. Hemen pembenin olduğu yere yine 1, 2 ve 3. Tekrar kahvenin olduğu yere 1, 2, 3. Şöyle göstereyim. Şu şekilde gidiyor görüyorsunuz hem. Tekrar yine aynı şekilde şurada kahvenin olduğu yere 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Bu şekilde yarım motifimizi de tamamlıyoruz. Aynı işlemi böyle şöyle hatta şu şekilde bir tutalım. Şöyle görüyorsunuz. Şu şekilde birazdan bunun kenarlarını da geçeceğiz. Şöyle devam edeceğiz. Etrafını, alt kısmını geçelim. Videomuza bu kenar kısmının yapımıyla devam edebiliriz. Bütün etrafını trabzanlarla tamamladım. Son yere geldim. Yani başlangıç kısmının olduğu yere. Orada da hemen şurada tekrar göstereyim. Şöyle bir boşluğumuz kalmıştı. Oraya bir trabzan daha yapıyoruz. Ve ilk zincirin arasına batıp sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi bu köşe kısmında şu kollarda yaptığımız kenar süsleme işlemini yapacağız. Burada da kollardakinden biraz daha küçük yapacağım ben. Yine aynısını da yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Hemen dibindeki boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra ikinci boşluğa tekrar batıp bir sık iğne daha yapıyorum. Toplamda 7 tane
Üçlü trabzan yapacağız. Üçüncü boşluğumuzun içerisine şöyle 1, 2 ve 3. Bu şekilde üçlü trabzan yapıyoruz. Yine aynı boşluğun içerisine 1, 2, 3. Toplamda 7 tane yapacağız. Bunu isterseniz sayısını 5 de yapabilirsiniz. Yani hani sizin zevkinize kalmış, yine her zamanki gibi söylediğim şekilde. Ben 7 tane yapıyorum. Daha tok ve güzel duruyor bence. Şöyle 2, 4, 6 ve 7.yi yapıyoruz. 7 tane yaptık. 1, 2 tane boşluk atlayıp 3. boşluğun içerisine batıyoruz ve modelimizi tamamlıyoruz. Yine aynı şekilde ipimizi doluyoruz. 1, 2 tane boşluk atlıyoruz. 3.'ünün içerisine yine 7 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bluzumuzun bütün etrafını dolanacağız. Daha sonra zaten artık bitmiş olacak modelimiz. İsterseniz düğme de kullanabilirsiniz, hazır düğme. İsterseniz kendiniz de düğme yapmayı biliyorsanız, yani yuvarlak bir şekilde motifinizi yapıp onu da düğme şeklinde de kullanabilirsiniz. Şöyle 2, 4, 5, 6 ve 7. Bu şekilde 7 tane üçlü trabzanımızı yaptık. Yine 1, 2 atlayıp 3.'ye batıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. İpimizi dolayıp 1, 2 atlıyoruz. 3.'ünün içerisine yine toplam 7 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde yine söylediğim gibi bluzun etrafını dolanalım. Daha sonra videomuza son haliyle devam edelim. Sıramızı bu şekilde tamamladık. Son başladığımız yerde ipimizi de sabitledik ve şöyle kenarları tamamen bitirmiş olduk. Ve bluzumuz bu şekilde hazır. Sadece şöyle tutayım hatta. Şuralara düğme ekleyeceğim ben. Bir tek o işlemim kaldı. Onun dışında son işlemleri de yapıldı. Bir de şöyle söyleyeyim size. Beden büyütmek isterseniz bu bluzda motif ekleyeceksiniz. Şöyle yan tarafına ve arka tarafından birer motif ekleyince ve tabii ki de bu taraftan birer motif eklediğinizde bedenini büyütebilirsiniz. Aynı şekilde uzunluğunu da motif ekleyerek büyütebilirsiniz. Şimdi ben son düğmelerini de taktıktan sonra bluzumun en son bitmiş halini sizinle paylaşacağım. Modelimize şöyle düğmeler yaptım. Son olarak size yaptığım düğmeyi paylaşacağım. Ondan sonra da onu şöyle şu iç taraftan dikeceksiniz. Ve şu trabzan yaptığımız aralar var ya, oradan çok rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. Şimdi size şöyle ipimiz ve tığımızla düğme yapımını göstereceğim. Hazır düğme de kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi bunu yaparken şöyle bir sihirli halka yapıyorum. Daha sonra şöyle ipimi geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle. Şimdi 5 kere ipi toplayacağım tığımın üzerine. Şöyle ipimi doladım. 1, 2, şöyle 3, şöyle 4 ve 5. 5 kere şöyle ipimi topladım. Bunların hepsini şimdi şurada şöyle bir alıyorum ve bir zincir çekiyorum. Daha sonra tekrar yine şöyle sihirli halkamın içerisine 5 kere ipi topluyorum. Aynı şekilde 1 ipi doluyorum. 2, 3, 4 ve 5. Bunu toplam 5 kere yapacağım. Yine bunların hepsini bir alıyorum. Ve şöyle netliğimiz bir zincir. Yine aynı şekilde şöyle bir, iki, üç,
4 ve 5. Şöyle 5'ini bir alıyorum. Bir zincir çekiyorum. 3 tane yaptım. 2 tane daha yapalım. Şöyle düğme için 2 tane daha sihirli halkanın içerisine iplerimi topladım. Şimdi sihirli halkamı tamamen şöyle kapatıyorum. Ve hani bir zincir çekmiştim ya şurada. Bu çektiğim bir zinciri ilk şu topladım. Hani zincir çektiğim yer var ya şurada. Oraya batıyorum ve şu şekilde kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi biraz paylı kesiyorum dikme payı olsun diye ve bunu bu şekilde şöyle gördüğünüz gibi düğme olarak kullanıp bluzumda dikiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ben 4 tane yaptım. Aynı şekilde şu trabzanların içerisinden geçirip bunu düğme olarak kullanabilirsiniz. Ve modelimiz de bu şekilde bitmiş oluyor. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Tekrar yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Bizi takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.